Merhabalar sevgili Az TV izleyenleri. Bir yerel yönetimler programında daha sizlerle beraberiz. Bu akşam önemli bir konuğumuz var. AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Osman Mesten. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim önce bir genel siyaset ilk meselesi Türkiye'nin konuştuğu konular. Sayın Sayın Vekilimiz de zaten hukukçu. Bir onunla başlayacağız. Onun akabinde bir de başka bir yönü var. Sayın Vekilimiz aynı zamanda kelesli. ...dolayısıyla dağ ilçeleri, sorunları... ...ve Bursa'yı da ele alacağız. Efendim isterseniz İdlib'deki son gelişmeler... ...ve akabinde Rusya'daki ateşkes görüşmelerini... ...nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye bu sınavdan nasıl çıktı? Tabii bu arada Batı'nın iki yüzlülüğünü de görmüş olduk... ...Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramıyla beraber. Yani gerçekte her ortamda, her platformda... ...insan hakları ve demokrasiyi dile getiren Batı'nın kapısına geldiği gelen insanlara neler yaptığını da gözler önüne sermiş oldu. İyi bir sınav oldu maskesini düşürme açısından. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Sizin bakış açınızdan öğrenebilir miyiz? Evet. AK Parti 18 yıllık iktidarda kurulduğu günden bu tarafa ve hakikaten her seçimde de kendisini yenileyerek milletten desteğini de artırarak bugüne kadar, bugünlere kadar geldi. ancak 2011-12 yılından itibaren bizim yüksek sesle seslendirdiğimiz yeni Türkiye vizyonu var. 2023-2053 hedefleri var. Bizim hedeflerimiz 2023 iken esasen bu hedeflerin biraz daha geriye çekildiğini söyleyerek ben sözlerime başlayabilirim. Nedir bu? Türkiye işte üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanla çevrili, kendi kabuğuna sıkışmış. Avrupa Birliği, Avrupa ne derse NATO ne derse Amerika ne derse onun peşinden giden bir ülke olmaktan çıkıp önce bölgesinde daha sonra da küresel ölçekte bir aktör olmak peşinde olan bir ülkeydi. Ve bu vizyonumuzu özellikle bu İdlib operasyonları dolayısıyla şu anda gösterdiğimizi açıkça ifade edebilirim. Bütün dünya şu anda iki liderin konuşmasına kilitlendi. Tayyip Erdoğan ve Putin görüşmelerle birlikte dünyanın tek gündemi yaklaşık bir haftadır evet. bu. Ve Türkiye İdlib'deki o askerimizin büyük operasyonlar, büyük başarıları ile her ne kadar ilk başta 33 sonra 36'ya çıkan şehitlerimizle birlikte büyük bir halkımızla infial ve arkasından bir birliktelik oluşmakla üzüntümüzle birlikte ama karşı hamlelerimiz ne Suriye'nin ne Putin'in ne de bütün dünya e, kamuoyunun beklemediği ölçekte ve başarıda bir operasyonla artık Türkiye hem askeri sahada hem de diplomatik sahada kendisini göstermiştir. Heh. Artık biz bölgesel ölçeğe geçtik, küresel aktör olduk diyebilirim. Elbette daha henüz yolun başında olduğumuzu ifade edelim. E, fakat önümüz bu anlamda açık. Çünkü bir süreçtir. E, Arap ile beraber Suriye'de başlayan hareketlilikle birlikte Suriye'den ülkemize bir göç dalgası geldi. Türkiye bir taraftan bu göç dalgasıyla baş etmeye Ensar Muhacir kavramları adı altında oradan gelen insanlarımıza ki onlar bizim açım bir açıdan baktığımızda başka bir ülkenin vatandaşları olarak değerlendirmek de bizim açımızdan doğru değil. Çünkü Suriye dediğimiz şey yer daha henüz 100 yıl geçmedi üzerinden bundan 95 yıl önce bizim bir Vilayetimizdi Şam, evet, vilayeti. Şam vilayeti. Halep vilayeti bizim bir Şam vilayetimizdi. E, Filistin bizim bir kasabamız idi. E, dolayısıyla o insanlarla bizim hem akrabalık bağlarımız var. E, hem daha düne kadar beraber olduğumuz, 5-600 yıl boyunca aynı kaderi paylaştığımız, aynı kültürü, aynı inancı, büyük bir çoğunlukla aynı etnik e, kökenleri paylaştığımız, e, et ve tırnak gibi olduğumuz bir bölge esasen. Dolayısıyla bizim burada hem tarihi misyonumuz, hem komşuluk misyonumuz, hem de bir medeniyet öncüsü olmamız dolayısıyla e, bir sorumluluğumuz vardı. E, dediğim gibi 6-7 yıldır bu süreci bir şekilde biz yönetmeye çalışıyoruz. Evet. Ama bir taraftan da kendi içimizde sanki yabancı unsurların birer uzantısıymış gibi, ki işlerinde bir kısmı öyledir, ben bütün muhalefeti bu şekilde değerlendirmek istemem ama, içimizde bir tarafta bunlarla da uğraşıyoruz. Bir tarafta işte... E, Gezi kalkışması 17-25 son 15 Temmuz olayları darbesi ile birlikte bir tarafta çok ciddi Türkiye bir darboğazdan ve krizlerden geçiyor ama bir taraftan da bölgesel ölçekte de bu işlerle uğraşıyoruz. Biz bu arada ne yaptık? Hem kendi ülkemizdeki terörün başını ezdik hem de Suriye, büyük çoğunluğu Suriye sınırlarından ve Irak topraklarından ülkemize hücum eden başta Daesh ve PKK olmak üzere onların Hı. değişik varyasyonları ve uzantılarıyla birlikte de muhteşem bir e, terörle mücadele gerçekleştirdik. Dolayısıyla e, Fırat Kalkanı Harekatı, Barış Pınar Harekatı, Zeytin Dalı Harekatları ile birlikte ülkemize o 900 kilometrelik e, o uzun Suriye'sine mesafedeki yani. Suriye sınırında e, 30 kilometre çapında hakikaten çok güzel bir e, güvenli bölge oluşturduk. Ve oralarda şu anda muhteşem bir huzur hakim. Türkiye o topraklara e, kesinlikle orada gözü olacak, işgal olacak şekilde değil. İnsanların oraya dönüşünü sağlamak ki e, şu ana kadar rakam tam olarak telaffuz edemeyebilir ama 500 bin kişi kadar oralara gitti ve şu anda orada huzurla yaşıyorlar. Ve oraların e, okul efendime söyleyeyim güvenlik sağlık her türlü ihtiyaçları konusunda Türkiye'nin desteğiyle güzel bir rahat bir ortam oluşturdu. Siz zaten e, insani yardım vakfının da e, e, arasında olduğunuz için konuları da çok evet. yakın yakinen biliyorsunuz. Evet. Yani biz mesela İdlib'e gıda diğer yardımlar ve o bölgeye yardımlar olmasa o insanların çoğu açlıktan da ölecek. Elbette çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bugün Türkiye sadece Türkiye resmi gücü olarak değil Kızılay olarak ya da Türkiye'nin diğer resmi yardım, kurumları resmi kurumlar olarak değil, sivil toplum örgütleri olmak üzere ki başta benim kurucusu olduğum İHA başta olmak üzere o kadar çok sivil toplum örgütlerimiz var ki Suriye hemen dibimizde, bırakalım Suriye'yi, Amerika'daki bir sel felaketinde, bir yangın felaketinde, işte Avustralya'daki yangın felaketinde, Efendime söyleyeyim Arakan'daki, Çin'deki dünyanın neresinde olursa olsun artık gitmediğimiz bir yer neredeyse kalmadı. Evet. Hem de bir ırk ve din ayrımı da olmaksızın milletimiz her yerde kendini gösteriyor. Bu da bu anlamda önemlidir. Dediğiniz çok doğru. E milletimizin destekleriyle buraya gelenleri misafir ettiğimiz gibi oradakilerin de. Her ay Bursa'dan takip ediyoruz. Evet. 5-6 tır sadece Bursa'dan Tek kalkıyor İdlib'e. Kesin, kesinlikle öyle. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek milletimiz kendi gücüyle bunu yapıyor. Diğer taraftan da oranın kamu düzenini sağlamak açısından da hem oradaki yerli terör örgütleriyle mücadele, o insanların huzurunu sağlamak anlamında hem eğitimleriyle e, o insanlara e, gerekli hizmetler verme anlamında da büyük bir başarı elde ettik. Ve o günlerde de hem içeriden hem dışarıdan Türkiye aleyhine hakikaten çok güçlü propagandalar da vardı. İşte dünyanın en büyük gücü görülen Amerika'nın binlerce tır dolusu ya, yaptığı PKK'ya PYD yaptığı yardımları da gözlerimizde görüyoruz. Bütün bunlarla birlikte Türkiye baş etti ve 30 kilometreyi temizledi. Ama Türkiye'nin güvenliği sadece e, Türkiye sınırlarından başlamıyor içinden değil. O 30 kilometreden de başlamadı açıkça görüyoruz ki İdlib ki bizim topraklarımıza şu anda e, en yakın mesafesi 15 kilometre olmak e, dolayısıyla yine ha, bize çok yakın bir konumda olmasından dolayı ve oradaki de e, 4 milyon olan nüfus şu anda yaklaşık 3 milyon küsür evet. e, o da nüfus orada hala barınmakta. E, orayı da eee ve e, Rusya'nın hatta dünya küresel ölçekteki emperyalistlerin e, hedeflerinde orayı insansızlaştırmak, orayı belirli etnik ve mezhebi gruplarla yerleştirmek, orada bulunan kadim halkları göndermek. Nereye göndermek? Gidecekleri yer belli. Türkiye'nin dışına gidebilecekleri, sığınabilecekleri bir yer yok. Ve evet. bunun arkasından da o topraklar üzerinde hakikaten Türkiye'yi doğrudan tehdit eden, hatta Orta Doğu Barışı'nı, başta İsrail olmak üzere tamamıyla tehdit eden bir yapıya kavuşturmak niyetindiler. İşte Türkiye o başta Fırat Kalkanı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı hareketleriyle başladığı süreci İdlib'le artık daha mükemmel bir noktaya getirdi. Ve orada artık kendisi aleyhine ve Orta Doğu'daki Barış'ın aleyhine kurulan bütün tuzakları bozmuş oldu. Ve İdlib'de de şehitlerimizle beraber ki bu şehitlerimizin olması da normal bir cephede, normal bir çatışmada olan şehitler değil. Evet. Burada adeta kalleşçe vurulmuş söz konusu. Haince pusuya düşürüldüler. Haince yani. pusuya düşürüldüler çünkü daha önce yapmış olduğumuz Suriye ile yapmış olduğumuz 1998 tarihli Adana, Adana mutabakatı. Cenevre Sözleşmeleri yine Rusya ve İran'ın içinde olduğu Soçi ve Astana, ve Astana süreçleri. süreçleriyle beraber tamamen uluslararası hukuka, da, hukuka göre de meşru olan konuşlanmış birliklerimize haince yapılan saldırı neticesinde oldu bu. Şunu açıkça söyleyebiliriz. Artık Türk askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri birebir girdiği çatışmalarda e, hiçbir şekilde e, başarısız değil. Tam tersine dünyanın en başarılı ordusu durumunda. E, dolayısıyla biz e, tarihi misyonumuz gereği de bugüne kadar e, savaşı da biz e, huzur, adalet ve medeniyet için yapmış bir topluluk olarak yine aynı tavrımızı gösterdik. Evet. Aleyhimize o kadar çok propaganda yapılıyor ama bugüne kadar hiçbirisi, aleyhimize olan hiçbir terör örgütü, bazen yapıyorlar ama hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Ne e, insan haklarına, savaş hukukuna aykırı bir silah kullandığımızı, ne de herhangi bir sivili hedef aldığımızı asla itiraf edemiyorlar. Böyle bir tek örnek bile bugüne kadar olmadı. Evet. Sayın vekilim tam bu noktada e, eleştiriler dediniz. Muhalefetin e, ana muhalefet partisi başlaması Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi şekilde eleştirileri var. Bu hatta netice itibariyle parlamentodaki bir kavgaya yani evet. vatandaşların, Türk halkı gerçekten bunu bu sahneleri görmekten üzüntü duyuyor. Bunu sosyal medyaya yansımalarını da gördük. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ana muhalefet partisinin bu tutumunu ve meclisteki kavgaya kadar varabilecek tartışma evet. ortamının gerilimi? Biraz edecek sözlerimi birkaç kelimeyle e, tamamlamış Şimdi tabii Türkiye İdlib'deki bu askeri başarımızın arkasından e, Rusya'ya giden bu yoldaki küresel ölçekte aktörlüğümüzü gören e, işte dünya sistemin efendileri diyebileceğimiz onların buradaki uzantıları sözde muhalefet adı altında en çok onlar rahatsız oldukları için e, doğrudan işte biz ordumuza karşıyız, ordunun başarılarına karşıyız diyemediklerinden dolayı başka bir takım propagandalarla ortalığı karıştırmaya çalışmaktadırlar. E, elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, bu şekilde kavgaların olmasını hiç kimse tasvip etmez. Ancak sonuçta AK Parti milletvekilleri de etten ve sinirden yaratılmış insanlar var. Evet. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ki Cumhurbaşkanı olması sadece AK Partililerin Cumhurbaşkanı değil, oy vermiyor olsanız bile Cumhurbaşkanı bütün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'dır. Yurt dışında bütün dünyada bütün Türk milletini temsil eden Türkiye'nin onurudur. Evet. Tayyip Erdoğan'ın şahsi alakalı bir şey değil. CHP'li birisi de olsa böyledir. Yine ordumuz bütün Türk milletinin ordusudur. AK Parti'nin ya da iktidarın Cumhur İttifakı'nın ordusu değildir. Olaylara öyle bakmayıp arka taraftan dolaşıp bir takım propagandalarla bundan 8-10 yıl önceki, 20 yıl önceki söylemleri dile getirerek sanki Cumhurbaşkanı bu sözleri ki onları da bağlamından kopartarak bir takım sözler ileri sürmek suretiyle siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünü alenen, açıkça, doğrudan hedef alınarak ki bugüne kadar pek çok hakaretler oldu. Hakaret davaları da oldu ama evet. bu derece ahlaksız. Bu derece aşağılık ve bu derece doğrudan Cumhurbaşkanımıza e, ağzı alınamayacak hakaretler eden ki bir de Cumhur e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilisi bir kişi olarak grup başkan vekili olarak bunu yapması çok büyük bir terbiyesizlikti. Sonuçta bunun da cevabını bir şekilde almış oldu. Elbette böyle olmasını istemeyiz. Ama bunu şunu sorgulamak gerekiyor. Bu kadar alenen ve açıkça, bu kadar doğrudan, bu kadar ağır aşağılık hakaretleri neden yapar? Bu Kendiliğinden gelişmiş bir olay değil çünkü yazılı bir metinle daha önceden hazırlanılarak basın toplantısıyla milletin huzuruna çıktığına göre bir şey hedefledikleri meydanda. Ben burada şunu görüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdlib'deki başarıdan başarımızdan Türk ordusunun başarısına ne? aşırı rahatsızlığı buna karşı bir şey söyleyemeyişi bunun karşısında da bunun devamında da diplomatik başarılarımız dolayısıyla da artık Tayyip Erdoğan'a karşı yapılabilecek bir şey kalmadığını hedefleyerek bir şu görüntüyü vermek istiyor olabilir. Ee, yani Türk ordusu sınırı dışında hareketler yapıyor ama meclis tam anlamıyla bunu desteklemiyor. Bak mecliste milletvekilleri birbirine girdi. Ortalık karma karışık. Böyle bir fotoğraf vermek istiyor olabilirler. Ee, daha tehlikesi de daha tehlikeli bir hedef tahmin edebiliriz artık. Yani kendi düşüncelerini bilemiyoruz ama olan olayları yorumlayarak bu sonuca varabiliriz. Buradaki kavgayı acaba biz sokağa taşırabilir miyiz gibi bir şeyler olabilir. Ateşle oynamaya devam ediyorlar. Gezi olaylarında da, kalkışmasında da benzer işi yapmaya çalıştılar. İşte 6-7 Ekim olayları oldu maalesef biliyorsunuz. Türk-Kürt çalışması yapmak istediler. Halkımızı her an var olan fay hatlarını, işte Alevi-Sünni, Türk-Kürt, işte Müslüm-Gayrimüslim, meselelerini kaşımak suretiyle buna getirmeye çalıştıklarını ben düşünüyorum. Buna ihtimal vermek istemiyorum ama başka bir açıklamasını göremiyorum. Sanki doğrudan Esed'le bağlantılıymış gibi. Yani tamam Türkiye ile ilgili muhalefet olarak haklı haksız eleştirin de olabilir. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Türkiye'nin orada ne işi var diyen bir adamın aynı zamanda kardeşim Rusya kimdir burada ne işi var? 5 bin Amerika kilometre. nedir? Be ya Amerika 12 bin, on, 12, bin 12 bin kilometreden gelmiş. İngiltere'nin, Fransa'nın, yani Türkiye'nin onda biri kadar cesamette olmayan Avrupa ülkelerinin orada ne işi var, onların ne hakkı var diye sormaya bir gün bile bunu, bir tek kelimeyle bile sormazken kendi e, ordusuna bunu söyleyebilmesinin arkasında acaba doğrudan Esed'le bir bağlantısı mı var düşüncesi de aklımıza gelmiyor değil. Ama şu söylemek durumundayım. Milletimiz sağduyu sahibidir. Hem bu geçtiğimiz e, 6-7 Ekim olaylarında, 15 Temmuz'da e, Gezi sürecinde. Daha önceki pek çok provokasyonda da e, hakikaten bu fahişatlar hiçbir şekilde birbirine girecek noktaya gelmedi. E, siz yaşınız itibariyle 80 öncesi olayları da biliyorsunuz. Evet. E, yaşamadıysak da işte 60 öncesi olayları efendime söyleyeyim pek çok kanlı olaylar da oldu ama bunların hepsi tamamen provokasyon düzeyinde kaldı. Bir, evet. mikt bir miktar insanlar karışmışsa da ama milletimizin sağduyusuna biz güveniyoruz. Son yapılan araştırmalarda da e, Suriye'deki bu operasyonlara Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman %70'in üzerinde oy almadı, %70'e kadar ulaşamadık. Ama şu anda milletimiz, bu şahsi ile alakalı değil, Türk ordusunun arkasında, Cumhurbaşkanımızın devlet olarak arkasında olduğunu gösteriyor ve tam anlamıyla %75-76'lılar civarında net desteğini ortaya koyuyor. Hiçbir şekilde bu millet bu ayrımlara, kışkırtmalara gelmeyecektir, evet. bunu ifade edebiliriz. Çünkü biz bu topraklarda 500 yıl boyunca huzurun merkezi olduk. Bizim böyle tarihi bir misyonumuz var. Biz istemesek de bunu yapmak zorundayız. Bizi tarih çağırıyor ve Türk milleti Allah'a şükürler olsun ki bu tarihi misyonunu yeniden ortaya koymak zorunda. Başka çaresi yok. Ve gelişmeler de onu gösteriyor ki milletimizin, ordumuzun, devletimizin hazırlıkları da onu gösteriyor ki artık bugün Türkiye hem teknolojik olarak, hem silah olarak hem e, yönetim becerileri, devlet mantığı, uluslararası organizatörlük anlamında da ciddi bir başarı noktaya, noktasına gelmişiz ki hem karada hem havada ki bugün artık e, İHA'larımızın, SİHA'larımızın kendi yerli silahımızın hangi oranda olduğunu, %70'ler oranda olduğunu evet. çok net söyleyebiliyoruz. Bunların da sahadaki başarılarıyla çok net bir şekilde ifade edebiliyoruz ki artık Türk milleti yeniden tarih sahnesine çıkmıştır. Çıkışımızın tek sebebi vardır. Huzur, adalet ve medeniyettir. Bunu sağlayacağız. Başka hiçbir çıkış yolu yok. Teşekkür ederim efendim. Şimdi e Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demin siz konuşma aranızda arasında da e, üzerinden şey yaptınız. Yönetim modelinin belirlenmesi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. E, sizce yani milletvekilleri açısından e, sistem nasıl işliyor, sistem e, nasıl yürüyor? Hem bir hukukçu gözüyle, hem bir vekil gözüyle e, cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de tuttu mu? Başarılı oldu mu? Evet, cumhurbaşkanlığı veya revize edilmesi gerekiyor mu sizce? Hem de Anayasa Komisyonu üyesi e, oldukça. Olarak... Eyvallah. Şimdi e, tabii geçen dönemde ben parlamentoda olduğum için evet. e, bizzat yaşayarak e, pek çok şeye şahit oldum. E, olayların bir kısmının içerisinde görev almak bana tarihi olarak bu benim gururumdur. Böyle bir parlamentoda yer almak. E, esasen Cumhurbaşkanlığı sistemi e, ya da başkanlık sistemi evet. daha genel adıyla e, yaklaşık 40 yıldır e, Türkiye'deki İktidar olmuş, Cumhurbaşkanı olmuş, büyük liderlerin hep hayaliydi, söylemleriydi. İşte kimdi? Başta merhum Erbakan, Demirel, merhum Türkeş, merhum Özel ki bunu çok daha açıkta dillendiren, dillendiren yani. bir insandı. Benim çocukluğum dönemlerine denk geldi. Ve hukuk fakültesine de biz bunları çok okuduk. Başkanlık sistemiyle alakalı. Teorik düzeyde başkanlık sistemini herkes istiyor. Neden? Esasen çok basit yani çok... Böyle felsefi tartışmalara, sistem tartışmalarına da gerek yok. Çok net. İki başlı yürütme mi, tek başlı yürütme mi uygundur? Dünyadaki uygulamalara baktığımızda, tek başlı yürütme, başta Amerika olmak üzere e, olan e, yürütme organı tek başlı olan devletlerin daha hızlı karar alabildiği, küresel ölçekte çok daha hızlı hareket ettikleri, ülkelerini daha iyi kalkındırabildikleri örnekleri üzerinden çalışmak suretiyle bir noktaya vardık. Ve iki başlı sistemin, yani parlamenter demokrasi sisteminin de bir tarihçesi var. Evet, biz demokrasi noktasında iyi bir noktadayız. <laughs> Siyasi kavgalar her zaman tansiyon yüksek olsa da 10 yılda, işte 15 yılda bir takım darbelerle karşılaşmış olsak da ama Türkiye'de Demokrasinin ben çok iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Çünkü halkımızın hakikaten en yüksek düzeyde sadece seçimlerde değil seçimin dışında bile bugün gidin en ücra köyünün en ücra kahvesinde bile insanlarımız iddip konusunu tartışıyorlardır. Kesinlikle. Cumhurbaşkanı hatalı, şu konuda hatalı diyorlardır. İşte ana muhalefet partisini eleştiriyorlardır. Putin'le ilgili konuşuyorlardır. İşte Arap devletleri milletimiz siyasetin hakikaten çok içerisinde ve evet. oy kullanma oranları teşkilatlara... Efendim partilere katılma oranları yeni partiler kurulduğunda hemen toparlanmalar vesaire baktığımız zaman demokrasimizin ne oranda olduğunu görüyoruz ama ülkedeki yönetim istikrarının da aynı oranda başaramadığını görüyoruz. Neden? Çünkü bir vesayet odaklıları sistemi bu iş, bu sistemin içerisinde örgütlendirilmiş. Bundan dolayı ikide bir kesilmeler. Yani AK Parti 17 yıldır iktidarda olmak olmasına rağmen hep çok ciddi bu kadar büyük bir gücü Neredeyse Demokrat Partiden bu tarafa hiçbir parti gösterememiş olmasına rağmen hep erken seçimlerle kesilmek zorunda kaldı. Yani seçim ortalamalarına baktığımız zaman bizim e, bu geçtiğimiz seçime kadarki ortalamamız yaklaşık bir buçuk yıldı. Yani bir buçuk yılda bir ortalamalık seçim yapıyoruz Türkiye'de. Türkiye'deki AK Parti işte 18 yıllık parti olmasına rağmen 15 tane seçime girmiş partidir. İşte bütün bu istikrarsızlık ortamını ortadan kaldırmak, doğrudan millet seçtiği iktidar olsun. Önceden nasıldı? Hatırlarsınız, rahmetli Erbakan birinci parti oldu ama hükümet kurmayı vermediler. vermediler. E, kur, kurulan hükümet 3 ayda devrildi. Anayolu hükümetini hatırlarsınız, 3 ay sürmedi evet. ömrü. Yani aynı partiden bile iktidar olsa, işte Demirel örneği ortaladı, Demirel Tavşçı'lılar. Evet. Yine Özal ve Sütılmaz örnekleri çok daha hemen hafızalarımızda taze. E, işte e, Abdullah Gül, e, Tayyip Erdoğan muhalefeti çok fazla olmadı elbette aynı parti oldukları için ama sonuçta görüş ayrılıklarının nispeten ortada olduğu zamanlarda yaşadık biz. Dolayısıyla biz bu teorik 40 yıllık bir e, hülyayı gerçekleştirebilecek gücü kendimizde bulduğumuz an e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini de arkamıza aldığımız evet, an, tam o sırada bunu İttifakı evet, konusunda. Bunu yaptık ve başardık. Evet, evet. evet. evet bir buçuk, ya, Artık iki yılda olmak üzere bu sistem yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Elbette her sistemin kendine göre avantajlar avantajları, dezavantajlar olacaktır. Ama henüz iki yılı doldurmamış olan bir sistem şimdiden, efendime söyleyeyim başarısız olmuştur, bu millet bunu tutmamıştır vesaire gibi bir şey söylemek hakikaten çok doğru bir şey değil. Neden doğru değil? Elbette biz çocuk oyunu oynamıyoruz. Ciddi bir bir devlet aklı, bir devlet mekanizması bu işin şey içerisinde. Uygulamaya baktığımızda biz istediğimiz semereleri elde etmeye başladığımızı ifade edebilirim. Ki Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatları başta olmak üzere ve en son yaşadığımız İdlib harekatı başta olmak üzere bizim hızlı hareket edebilmemizin bunlar Sonuçları. da bir semereleridir. Evet. Şimdi bakın eğer önceden olmuş olsaydı bir hareket kararı alacaksınız. Ortada başbakan var, bir cumhurbaşkanı var. Aslında fiili olarak ordunun iki tane siyasi olarak başı var demektir. İlave bizim, genel genelkurmay başkanı var. Bir başbakan, de genelkurmay başkanı vardı. genel şimdi Başbakanla zaten, aynı evet, şeyde. Onu söyleyecektik. Şimdi siz ordu sefere çıkacak. Başbakanla genelkurmay başkanı protokol olarak karşı karşıya geliyor. Ve esasen genel genelkurmay başkanı protokolün bir, bir, bir adım daha önünde duruyor. Cumhurbaşkanı sadece e, sembolik. E, dolayısıyla biz e, 15 Temmuz sonrası yaptığımız yapılanmalarla birlikte ve e, yeni sistemin bir gereği olarak da Ordu, ordunun e, Milli Savunma Bakanlığına doğrudan bağlanması, başının tamamen sivilleşmesi dolayısıyla siyasi hedeflere uygun tam anlamıyla bu milletin iradesi neyse onu temsil eden bir ordu haline getirdik ve şu anki operasyonlarımızın ne kadar hızlı ve başarılı olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ekonomide de bu semerleri elde edeceğiz. Siyaseten zaten elde ettik. Bakın Türkiye'de e, işte e, Ekonomik kriz yapmaya çalışan özellikle dış kuşlar başta olmak üzere bunu yapıyorlar. Ama bunların hepsini teker teker üzerine geliyoruz. Ve Türkiye bu iki yıl içerisinde ne diyoruz? Küresel aktör olmaya başladı. Biz şunu ifade ediyoruz. Eğer e, parlamenter demokratik sistemde devam ediyor olsaydık bu başarıları elde evet. edemezdik diye düşünüyorum. Tam, Tam bu için, noktada sistem, şey sorayım yavaş efendim. Yavaş oturmaya da başladım. Cumhur İttifakı ve bununla bağlantılı olarak... E, AK Parti'nin içinden çıkan bazı figürlerin, daha önce Cumhurbaşkanlığı, işte Başbakanlık gibi önemli bir koltukta oturan, daha sonra da işte ekonomiden sorumlu yeni parti kurma şeyleri AK Parti'yi bir zafiyete uğratır mı? Sizin bakış açınız nasıl? Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes siyaset yapma hakkına sahiptir. Türkiye'deki siyasi parti sayısı bugün mecliste 8-10 parti var galiba diğer ayrılan kişilerle evet. beraber. Ee, bu kadar partiden ibaret de değil. Yüzün üzerinde bildiğim kadarıyla tabela partisi bile olsa parti var. Ee, bu partilere iki tane daha işte birisi kuruldu. Biri de kurulacak deniyor. Evet. Elbette eklenebilir. Bunlara e, kişisel olarak bir, şey bir şey Evet. Buna söylem bir şey söylemeyeyim. İnsanların demokratik yok. hakları. Ancak e, ben e, özellikle böyle bir konjonktürde milletimizin yüzde yetmiş desteğini desteğini alan bir operasyonları yapabilen Türkiye'yi küresel ölçekte temsil eden ve her gittiği yerde e, diplomatik başarıları ortaya koyan ve dünyanın en süper güçlerine karşı e, bütün milleti, hatta bütün dünyadaki mazlum halkları temsil edebilen bir lider karşısında. Ki muhalefet ettikleri lider, kendilerini e, o koltuğa doğrudan getiren kişi olduğu ifade etme durumundayız. Evet. Son itibariyle, e, evet, Abdullah Gül geçmişte bu partimize, efendime söyleyeyim hizmetleri büyük olmuş olan bir bir kişidir, bir siyasi kişiliktir. Ama sonuçta Cumhurbaşkanımızla kıyaslandığı zaman Cumhurbaşkanımızın performansı nerededir? Onun performansı nerededir? 2000 Cumhurbaşkanı olduğu zaman ki elini kaldırıp kardeşim Abdullah dememiş olsaydı kendi başına Cumhurbaşkanı olabilecek bir siyasi aktör değil karşımızdaki. Yine Sayın Ahmet Davutoğlu da danışmanlıktan, hocalıktan gelen bir e, bir, siyasi bir kişi olarak Cumhurbaşkanımızın iradesi onun tasvipleri, onun tensipleriyle başbakan olmuş bir kişi olarak bugün e, Cumhurbaşkanı'na bu şekilde muhalefet etmesi, biz tabii aynı partide görev yapmış ki ben onun başbakanlığı döneminde de o genel başkanken seçilmiş bir e, arkadaşı, kardeşi olarak bunu ifade ediyorum elbette üzülüyoruz. E, ancak ben siyasi bir başarı ortada görmüyorum e, çünkü AK Parti'ye karşı eleştirilerinin tamamında Cevap veremeyecek, cevap veremeyecekleri sorular var. E, diyelim ki bir siz bir noktada eleştirdiniz. Bu eleştirileriniz siz oradayken yok muydu? vardı. Evet. Demek ki siz koltuktayken benzer hadiseleri görüyorsunuz, susuyorsunuz. O zaman sizin iddianız ne? E, bu hadiseler sizden önce de vardı. Varken o partiye niye girdiniz? Yani hangi konuyu eleştiriyorsanız. Bugün özellikle Ahmet Davutoğlu. Suriye meselesi üzerinde AK Parti söyleyebileceği ne vardır ki? Yani bugün hatasıyla sevabıyla o süreci mimarı olarak AK Parti'nin elbette tabii ki siyasi sorumluluk Cumhurbaşkanımıza aittir. O zaman Başbakan sıfatıyla ama Dışişleri Bakanı olarak siz bir politika ortaya koydunuz. O da siz destekleyerek bunun arkasında durdu. Ne diyebilirsiniz ki? Yani bir diplomatik başarı var, evet. AK Parti bugüne kadar şu kadar büyük bir diplomatik başarı elde etmiş. Bu, bu bunlar benim hanimdedir diyebilecek durumda mı böyle mi iddia edersiniz? Hayır. Mesele şu milletimiz de bunları görüyor. Yani siz sizi bugüne kadar taşıyan teşkilatlara sırtınızı çevirerek, teşkilatlara rağmen sizi bugüne kadar getiren, adeta o da sırtında taşıyarak getirmiş olduğu lidere bir anlamda böyle yanlış yaparsanız bu millet de size bunun karşılığını verir diye düşünüyorum. Ben herhangi bir başarı umut etmiyorum. Zaten kuruluşlarda da bunu görüyoruz. Hem Bursa'da hem diğer yerlerdeki teşkilatlamalarına baktığımız zaman bizim teşkilatlarımızdan çok az kimsenin oraya itibar ettiğini ki itibar itibar edenlerinde son seçimlerde hep aday aday olduklarını görüyoruz. Kurucularına bakın. Efendimiz birisi belediye başkanı adayı aday olmuş, birisi milletvekili adayı aday olmuş. Efendim birisi bakanlık beklentisinde bulunmuş. Birileri efendime söyleyeyim bürokraside bir takım yerlere gelmek Heh. istemiş, olmamış. Ben şunu sorarım o zaman. Milletimiz ve tabanımız da bunu soruyor. Eğer siz bugün işte bakan olsaydınız, o bakan belediye olsaydınız. olsaydınız, belediye başkanı olsaydınız hasbel kader. Ne yapacaktınız? Yani ayrılıp Ahmet Avdol Parsa gidiyorum diyebilecek miydiniz? %100 ki hayır. Dolayısıyla bence hiçbir anlamları yok. Sadece ee, bu kadar zor şartlarda e, siyaset yaptığımız, e, Türkiye'deki muhalefetin sözcülerine baktığımız zaman adeta PKK'nın sözcüsü gibi, adeta Esad'ın sözcüsü gibi konuştuklarını görünce hangi taraftasınız? O tarafta mı bu tarafta mı? Bunu görmek durumundayız. Evet. Onların da bu handikapıdır. Nitekim bu handikaptan dolayı e, ben Sayın Babacan'ın da partisini bir yıldır kuramadığını hep ertelediğini düşünüyorum. E, maalesef hava onun için hep Kapalı, kapalı geçiyor. geçiyor. Atılacak diye bekliyor ama 9 Mart galiba telaffuz evet, etti. 9 Mart telaffuz Muhtem edilir. Muhtemelen yine olmayacak. Bu kadar sıcak bir havada yine hava kapalı onun için ben biraz daha erteleyeceğim. Ertelemese bile adeta ölü doğan çocuk gibi olacağını düşünüyorum. Keşke yapmasalar ama bizim açımızdan ben buradan tabanımıza da biz bir şeyde bulunmak istiyorum. Bir mesaj vermek isterim. Artık Türkiye'deki siyasetin çıtası yükseldi. Tabii ki başkanlık sisteminin böyle de bir evet. gerçekliği var. Artık yüzde elli gibi bir barajla karşı karşıyayız. AK Parti'den bölünecek olan bir tek oyun oyun bile memleketin geleceğine nasıl zarar vereceğini milletimiz elbette takdir ediyor. Bu konuyu ben onların takdirlerine, dikkatlerine tekrar arz etmek istiyorum. Başarı yani Davutoğlu, Sayın Davutoğlu çıktı, Ali Babacan çıktı. Ertesi gün yüzde elli oy alma garantisi mi var? AK Parti evet. yönetenler de elbette insandır. bugüne kadar siyasi parti liderleri içerisinde milletin kendisine yaptığı eleştirileri açıkça kabul eden, hatasını itiraf eden, bundan ders aldığını söyleyen, bununla ilgili hemen önlemler alan bir tek lider var Tayyip Erdoğan. Bazı işler istediğimiz gibi olmayabilir. Ben de milletvekili olarak da bazen istediğim şeyleri elde edemeyebiliyorum. Ee, yanlış gördüğüm şeyler olabiliyor kişisel olarak. Tabanda da bunlar olabilir. Ama bütün bunlar karşısında madem benim dediğim olmuyor, AK Parti'de iktidar olmasın, efendime söyleyeyim kim geliyorsa gelsin memleketin, 2023 vizyonu da eba olsun ben yoksam düşüncesine, ben milletin prim vermeyeceğini buradan ifade etmek istiyorum. Ve yine de bir oyunda önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Vekilim hukukçu olduğu için araya girmek de çok zor. Sözünü de bölmek istemiyoruz. Kısa bir ara vermek zorundayız. Bir e, genel değerlendirmeleri ve Türkiye konularında önemli konuları gündeme çıkan konuları değerlendirdik. İkinci bölümümüz Bursa olacak. E, yerel yönetimler kısa bir aranın ardından tekrar devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın.